Müge Anlı'daki olayı biliyor musunuz? Onu listeye yazmışım. Bir tane kadın, yazık işte kırsalda öyle bir yerde, Bıdırca'da. Yazmıyor zaten nereden hani, neresi olduğunu. Kaç yaşında acaba bu kız ya? Bu kız bayağı genç bir de yani. Onlarda şey vardır ya, genç ama çökmüş. Şimdi şu an göstermeyeyim size kızın fotoğrafını da. Yani kız değil, kadın yani, evlenmiş. Kocasını aldatıyor. Sonra kocasını aldattığı sevgilisini mi öldürmüşler? Bak Müge Anlı da yeni itiraflar. Yasak aşkıyla fotoğraflarını kabul etti. ATV ekranlarında yayınlanan programın bu kez damga vuran olay Selim'in öldürülmesi oldu. Selim Yalçınkaya falan deyince baya bir şeyler çıkıyor ya. Baya bir şeyler dönmüş yani. Müge Anlı Selim Yalçınkaya zaten YouTube'da yazdığın zaman saatlerce böyle onunla da birlikte oldum, onunla da birlikte oldum falan diye anlatıyor. Yani Cem Yılmaz'ın söylediği hani marjinal bizlik muhabbeti var ya bizdik. Ne yapıyorsunuz lan siz? Yazık öyle bir ortamda şey tabii yani kapalı falan bir de kız. Öyle bir ortamda biraz elin yüzün düzgün olunca neler neler dönmüş abi. Programa katılan Selim'in eşi Derya'nın çoklu ilişki itirafı herkesi şoke etti. Fotoğrafları doğrulamış. O fotoğraflar doğru. Erdoğan'la fotoğrafı. Bir soğukluk geldi ama. Şimdi... Pencere mi açık? Bir yerden bir soğukluk geldi ama Erdoğan'la fotoğrafım var benim. Bir şeylerden korktuğum için inkar ettim. Ailemin başına bir şey gelecek diye, çocuğumu göstermeyecekler diye hep korktuğum için inkar ettim. Ama böyle bir şey var. Benim haberim yok ama Erdoğan o fotoğrafları çekmiş dedi. Yayın kapandım, ne oldu? Kim kayın babama gösterdi bilmiyorum. Erdoğan'ın fotoğrafları kimlere verdiğini bilmediğini söyleyen Derya. Onu bilmiyorum ama öğrenilmesini istiyorum. Kime attı? Kim kayınbabama gösterdi de kayınbabam böyle oldu dedi. Oğlunun yatak odasında beraber... Oğlunun yatak odasında beraber oldum. Bir diğer yandan Müge Anlı'nın Derya'nın cezaevindeki kayınpederinin gönderdiği mektubu okumasıyla olayın arka yüzü biraz daha aydınlandı. Mektuptaki şu ifadeleri okudu Müge Anlı. Traktörü durdurdu indi ve bana dedi ki sana karşı hatalıyım. Ben senin oğlunun karısıyla oğlunun yatak odasında beraber oldum. Ölmüş babanın hatırı varsa beni vur. Belindeki silahı göstererek kışkırtıcı hareketler yaparak üstüme geldi. Ben telaşlandım. Ayak uçlarına doğru iki el ateş ettim korkutmak için. Üçüncünün nasıl patladığını bilmiyorum. Bu arada şu olay o kadar çok oluyor ki arkadaşlar. Kırsalda gene av kazası, avcılık kazası. Avcılık kazası. İşte domuz sandık vurdu. O kadar çok oluyor ki bu abi. Nasıl anlayacaksın? Hiçbir şekilde anlayamıyorsun. Domuz sandık burduk oluyor. Ne bileyim abi hani marjinal bizdik bu Yeşilçam filmleri falan. Ondan sonra işte bu şey Anadolu şey filmleri var ya böyle oradaki insanlar fakir ama gururlu falan. Şehirdekiler dejenere falan. Çok ilginç yani insanlar o kadar bir de inanmış ki. Ben askerdeyken İzmirliyim dediğim zaman o falan diyorlardı böyle. Askerde yaşadığım anları anlatacağım zaten. Şununla ilgili yani. Eleman mesela kadın diyor evli diyor. Ama diyor arada gidiyorum geliyorum falan diyor. Asker yani. Mesela izin aldığı zaman izinde gidiyormuş kadına. Ondan sonra orada takılıyorlar. Geri geliyor falan. Kadını gösterdi. Kapalı falan böyle. Bayağı bir kapalı ama yani. Ve güzel de değil yani. Milf. Ama eleman asker olduğu için bir de midesiz olduğu için onlar da çok midesiz oluyor bir de. Yani o insanların Böyle peşinde dolaştıkları, laf attıkları kızlara zaten baksanız abi. Şöyleydi. Yani dişi olduğunu üstündeki kıyafetten anlıyordunuz. Yanından geçersi kesinlikle dönüp de bakmayacağını insanlar. Hani gençmiş, tamam mı? Ama biz teyze sanarız. Teyze sanarız yanından geçeriz falan. Bunlar böyle dönüyorlardı, peşinden takılıyorlardı, gidiyorlardı ondan sonra. Peşlerinden, peşinden kızların. Yani nasıl bir midesizlik, nasıl bir açlık abi? Bu şey gibi işte Facebook üyeliği olan tekel bayici dayı. Nasıl bir açlık yani? Ama anlamıyorum ki yani bir de en ahlaklı da bunlardır onu anlamıyorum yani. En ahlaklı bunlardır işte burada bu programda biraz eli yüzü düzgün bir kız biraz genç böyle bir kız olunca içinden geçmiş mahalle yani köy içinden geçmiş yani. Anlatıyor böyle ilişkilerin olduğu böyle şeyler var. O onu atlamış. O onun kocasıyla şey yapmış. O onun şeyini şey yapmış falan. Yoktu bilmem ne tuvalete girdik orada yaptık. Sonra çıktık şurada. Şunların hepsi yalan. İşte din baskısı yaparsan daha ahlaklı olurlar. Bilmem ne yaparsan daha ahlaklı olurlar. Kapatırsan daha ahlaklı olurlar. E çıkıp şey diyorlardı ya. İşte mini etekle ne geziyor? Şortla ne geziyor? Ne ahlaksızlık yapıyor? Al. Yani kıyafetle bir şey fark ettirmiyor. Olay şu. Kıyafetin ne olursa olsun dinin, inancın, muhafazakarlığın ne olursa olsun izole yerler böyle abi. İzole yerler. Kendi aralarında kanun manun olmayınca jandarma falan bakıyor zaten onlara da. Yani o ne kadar bakabilir, Her yerde mobesem mi var? Nasıl? Köyde mobesem var? Yani salıyorlar. Kendi hallerine bırakıyorlar orayı. O nasıl inanılmaz şeyler oluyor işte böyle. İnanılmaz şeyler oluyor. Yani sen git en böyle dinci tamam mı? En dinci köye git de ki abi siz de Bundan sonra kanun yok. Jandarma da yok. Sizi kendi halinize bırakıyoruz. Ne olacak gör. Del Picasso demiş ki zaten köyde 50 kişi var. Her türlü eşleşme yaşanmış. Abi zaten mutant uzaylı gibi insanların çıkması da sebebi doğa yani. Uzaylı gibi yani hani akraba evliliğinden hani şey olur ya özürlü çocuk olur görürsün dersin ya bak bu işte şu. İşte Angelman sendromu. Yok işte şu bilmem ne sendromu şu se Bakıyorsun ne sendromu olduğunu bile anlayamıyorsun. Uzaylı olmuş artık çocuk. Çünkü soruyor. Ne diyor o ya? Yani mesela şöyle anlatıyor yani. Bu bir ara şeyler vardı. Sıcağı sıcağına programları falan vardı. Orada anlatıyordu. Yani böyle mesela iki akraba evleniyor. Çocukları oluyor ya. İki akraba evleniyor. Çocukları oluyor. Sonra o çocuk da bir daha akrabasıyla evleniyor falan. Böyle parantez içinde parantez içinde parantez. Yani bayağı yapay seçilim yapıyor. Bayağı GDO'lu yani. Bayağı GDO'lu yapıyorlar şeyleri çocukları. GDO olmuş zaten çocuklar yani. O yüzden çok garip böyle tipler çıkıyor ortaya. Ondan sonra diyorlar ki yok onun içine cin girdi. Onun için şeytan adam kendisi cin olmuş ki zaten. Böyle garip hareketler yapıyor ya o diyor cin oldu. Ya neler gördüm kolları böyle uzun direkt yere basıp dört ayak üstüne gidebiliyor. Ve o şekilde yürüyor yani. Sonra diyorlar ki acaba cin mi? Can zaten kendisi cin olmuş. Cin Ali olmuş kendisi. Yabancıya gitmesin aynen öyle yani. Bakın kesinlikle AKP'ye kadar televizyonlarda akraba evliliği çok sert bir şekilde eleştirilirdi abi. Gerçekten AKP geldiği zaman bıçak gibi kesildi. Ve yine o zamana kadar doğum kontrolü, aile planlaması. Sürekli bu söylenirdi aile planlaması, aile planlaması. Gel, şeye geldi AKP geldi bıçak gibi kesildi. Şimdi ne oldu? En az 3 çocuk. Ne değişti abi? Değişen ne? Nüfusumuz mu azaldı? Savaşa mı girdik? En az 3 çocuk niye oldu? Aile planlamasından en az 3 çocuğa neden geldik? Neden geldiğimizi biliyoruz işte. En az 3 çocuk da yetmedi çünkü. Yemedi. Şimdi şey yapıyorlarmış ya. En az 3 çocuğu olan kadına yardımcı olacaklarmış. 3 çocuğu olmayan yardımcı olmayacaklarmış. Devlet yardım yapmayacaklarmış. O çıktı ya. Garip bir olay. Sonra değiştirilen mi o kanunu bilmiyorum da. İşte o en az 3 çocuk muhabbeti de yetmedi. Yapamıyor çünkü insanlar. Veya 3 çocuğu yapıyor. O çocuk da büyüyor. Bilinçleniyor falan. O yüzden dışarıdan adam getirtiyorlar şimdi. Bizim mahalledeki bazı abi dışarıdan adam getirtiyorlar abi. Şimdi o... Oh içeriği dolduruyorlar. Mada Merves köyde yaşayan insanlara karşı ön yargım oluşuyor diyor. Harun Barak bunlar neden helak olmuyor? Aynen. Ben bak bu noktaya kadar böyle ağır dinci ağır dinler falan olsaydım şu olayları gördüğüm zaman bunlar niye çarpılmıyor diye dinden çıkardım gene. <laughs> Şimdiye kadar her şey olsaydı sırf ulan bunlar niye çarpılmıyor? Yokmuş demek ki yani. Bunlar çarpılmadıktan sonra kim çarpılacak? Derdim. Yani o kızda suçu olduğunu ben sanmıyorum. Herkes şey diyor ya kız herkesle birlikte olmuş. herkese ayartmış. Büyük ihtimalle büyük ihtimalle abi bence yani tabii ki olayın içinde olmak lazım da. Kız zaten çok karakter olarak, görüntü olarak, hareketler olarak pasif gözüken birisi. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Çok büyük ihtimalle adı çıktı abi. Mesela bir kişiyle birlikte olunca çünkü öyle oluyor. Maalesef. Orada bir kişiyle birlikte olunca şey demişlerdi. Aa bak bu verici. Kesin bak bunu demişlerdir abi. Ondan sonra gelen şey yapıyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Söylediklerine göre kocası da biraz safmış. Öyle olunca ma maalesef şey yapmışlar yani kızı. Elek yapmışlar. Çok yanlış yerde doğmuş kız yani maalesef. Burak Ceyhun sm olayı da bunlardan çıkıyor. Koskoca bir nokta nokta, nokta sektörü akraba evliliğine dayanıyor. Fatih Kamalı anne babam. Kuzen bilmediğim bir sorunum vardır diye korkuyorum bazen. Metehan Samancı çocukluğumda psikolojim bozulduğu için yaptım diyordu kız. Kim bir ne oldu yani? Kim bir ne oldu abi? Yani şey diyoruz ya oralarda o tür yerlerde yani izole yerlerde tamam kadın tamam eziliyor eyvallah. Bunu hep zaten söylüyorum işte başlık parası kadın zaten eziliyor ama bu kadını ezme şeyine sisteminin içinde başka kadınlar da var. İnsanlar bunu konuşmuyor. Feminist tayfa bunu konuşmuyor. Evet orada kadınlar eziliyor ama ezenler sadece erkekler değil başka kadınlar da eziyor. Sonra ezilen kadınlar büyüyor o da başka kadınları eziyor. Sistem öyle bir sistem geliştirmişler yani. Şimdi orada ne olacak bilmiyoruz. Ada S. SM olayı da skandal. Avrupa'da doğumdan önce gen testleri ücretsiz ama anomalili bebek dünyaya getirmek istiyorsan tüm masrafları sana ait. Bizde tam tersi testler ücretli tedavi devlet karşılıyor. Kim bir neden? Tedavi devlet mi karşılıyor? Abi kocası bundan keyif alıyormuş. Öyle okudum bir yerde. Ben de öyle okudum da bu okuduğum yerde yoktu değil mi? Başka bir yerde mi okudum acaba? Garip ya çok garip. Esra Özmutlu. Müge Anlı'ya çıkan 23 yaşında 4 çocuklu bir kadın. 20... Ben 25 yaşındaki benim görüntülerim var. 25 yaşında çocuktum ben ya. 25 yaşında baya baya çocuktum yani. O zaman da 25, 26 kaç lan? 26-27 yaşlarında falan şey eşimle tekrar birlikteydik yani. O da öyle aşırı genç gösteriyordu yani. Ben de öyle çok genç gösteriyorum. Baksana 23 yaşında 4 çocuk. Bazı kişiler var öyle genetik olarak çok aşırı genç gösteriyorlar. Yani 19-20 yaşında çocuk gibi gösteriyor. Ama işte büyüdüğü zaman bir artı o. Yaşlanınca artısı çıkıyor ortaya. 23 yaşında 4 çocuk bir kadın 15 yaşında ergene kaçmış bir de kocandan daha iyi demiş. Kocası şiddet uyguluyormuş. En büyük çocuğu 5 yaşında en küçük çocuğu 5 aylıkmış. Vay anasını. Azimle çalışmışlar demiş. Enes Çaylı ben 25 yaşındayım. Çocuk sahibi olmayı aklıma bile getiremiyorum. Madame Merves. Abi erkekler günüydü dün. Erkekler günü hakkında ne düşünüyorsun? Kutlarım. Hepinizi bilmiyordum. <laughs> Hepinizin erkekler gününü kutlarım. Ece siz Pakistan 13 yaşına kaçıp 18 yaşında 3 çocuğu olan kızı biliyor musunuz? Abi olay ne biliyor musun? Kültürlerinden kaynaklanıyor işte. Arap yani bu işte 600 ...büyü yıllarda Arapların öyle bir mantalitesi var. Çocuk sahibi olduğun anda çocuk yapıyorsun. Çocuk sahibi olabilecek noktaya geldiğin anda yani çocuk yapıyorsun. Onun sebebi de o zamanlar gerçekten çok fazla ölüm var. Yani doğum sırasında ölüm var. Çocuklar hastalanıyor, ölüyorlar. Ondan sonra işte savaş çok fazla var. Savaş zaten kırıp geçiriyor insanları yani. Savaş ve sürekli savaş halindeler. Öyle olunca mümkün olduğu kadar çok çocuk yapmak gerekiyor. Şey gibi düşünün arkadaşlar bunu. Mesela şu an siz altın bulsanız almaz mısınız? Yolda altın buldunuz mesela. Yani yasa dışı değil yasal. yasal. Ormanda gidiyorsunuz altın buldunuz. Alırsınız. Ne yaparsın? Eve koyarsın. Bir daha buldum bir daha koy. Bir daha buldum bir daha koy. Yani şu anda kafanızda şöyle bir şey yok değil mi? Ulan çok da altın eve koymamak lazım ya. Ağırlık yapar falan. Öyle bir şey öyle bir yani şu an saçmalık olarak görüyorsunuz. Bu da onun gibi yani. Ama ileride herkesin çok zengin olduğunu düşünün, herkesin evinde altınların dolu olduğunu düşünün. O zaman artık abi yeter artık her yere altın koyuyoruz. Evde yer kalmadı. Ne yapacağız bu kadar altını? Bu da onun gibi yani. Yani şu anda nüfus sıkıntımız yok. Ama adamlar hala da 600 yılında yaşamış gibi psikolojileri öyle. Şey diyorlar ya en iyi işte bu dinci çıkıp demiş ya en iyi 12 17 yaş arasıdır. İşte en çok çocuk üretebilecek yaş falan diye. İyi de çocuk üretmeye ihtiyacımız var gibi duruyoruz. 10 milyon fazlamız var zaten şimdiden. Düşünüp düşünüp yapacaksın yani.